Ya ama ben çıkıyorum. Geç kalmam rahat dur, olur mu? Oho, Dinemi ablacığım hayırdır ya? Beni niye çağırmıyorsunuz böyle etkinliklere? Ben de seninle kalıyorum artık. Ne gülüyorsun be? Çok mu abartı olmuş? Yok vallahi. Çok... Hayır. Çok güzel olmuşsun. Hayır. Ne gülüyorsun oğlum o zaman? Sen niye bu kadar kızıyorsun ya? Allah Allah. İstanbul'un en kasıntı restoranını seçmişsin. Ne yapacaktık başka? Kızım ne bu atar anlamadım ki ben de. Ne oldu? Ha? Hiç. Ya acaba hiç kastırmasak yine köfteci pilavcı falan mı yapsak ya? Ha? Pilavcı. Pilavcıcığım bir tık özensizsin bence. İçeri almayabilirler sonra hırgür çıkmasın bak. Demedi deme. Bana bak tekrar söylüyorum sıkılırsan. Basar gidersin. Aynen öyle. Hadi bakalım. Aslan Bey, nasıl başlayalım efendim? Başlamayalım. Aslan, daha fazla saçmalamasak mı ha? Sıkılmıştın. Hiç riske atamam ben, kusura bakma. Oo, bu mu şahane fikri? Demin ritim tutuyordum masada. Aynı zamanda kıyafetin bak boşa gitmemiş olur, öyle düşün. Ay, taktın kıyafetimi Aslan artık. Nasılsınız? Çok tebrikler. Tebrikler. Ben bir şey demedim senin kıyafetine. Zaten güzel oldu. Nasılsınız? Bir ömür boyu mutluluklar. İyi olun size. Sağ olun, teşekkür ederim. Tebrik ederiz. Ya, kavga mı edelim burada? Uzatıyorsun, uzatma. Uzat. Merhaba. Nasılsınız? Bir ömür boyu çok mutluluklar. Allah bir yasıkla koyacağız seni. Sonsuz mutluluklar. Çok acıkmadık mı ya? Öf, öf, öf. Tebrikler. Nasılsınız? İyi misiniz? Kilo mu verdiniz siz? Evet, çok teşekkür ederim. Harika görünüyorsunuz. Çok süzülmüşsünüz, çok güzel olmuşsunuz. Çok naziksiniz. İyi eğlenceler, tebrikler tekrar. Gel canım, gel. Bayağı da profesyoneliz ha. Nereye oturacağız peki? Siz hangi taraftansınız? Erkek. Evli misiniz? Daha değiliz. Ne zaman evleneceksiniz? Tamam gençler, dinliyor musunuz? Evet. Şimdi ben evlilik adamı değilim kesinlikle. Evliliğe de karşıyım, mesafeliyim. Devin teyzeniz bana zırıl zırıl aşık. Böyle bir aşk yok. Evlenmek istiyor.
Evlenmek istemekle de kalmıyor. Bir de boy boy çocuklarımız olsun diyor. E ben mesafeliyim, şimdilik istemiyorum. Teyze mi? Bütün bu diyalogdan cımbızla teyze lafını mı çektin? Pes. Bence atıyorsun. Atıyorum. Kesin sen evlenmek istiyorsunlar. Evet hayatım, söylüyorum. İki defa teklif etti, reddettim ama... Aslan amcanız maalesef bensiz yapamıyor. Çok aşık bana. Bak hele sen ya. Ne? İyi misin? Ona bakacağız. Bak bakalım. Bu arada yani kaşla göz arasında şu yemeği bedavaya getirdiğinde gözümden kaçmadı. Ketçap söyleyeyim mi pilavına elin ayağın titremeden? Aslında hiç fena almazdı. Erik dalı gevrektir, erik dalı ah gevrektir. Amanın basmaya gelmez, haydi da basmaya gelmez. Keyifler 10 üzerinden kaç? 7. 7. İyi ama çok iyi değil. Biz 9'lar onları zorlarız. Elin kızı naziktir, el kızı naziktir. Amanın küsmeye gelmez, haydi da küsmeye gelmez. Eller oynasın, eller diller kaynasın diller. Eller ne dese desinler. Akşama geleceğim, akşama geleceğim. Hacı Baba evde. Haydi! Tavukları pişirmişim, hacıyı da çarşıya göndermişim. Tavukları pişirmişim, hacıyı da çarşıya göndermişim. Sen içten inanıp etseydin beni. Böyle sabahları bekler miydim hiç? Uçaktan yanımda olurdum. Uçaktan gece 3-5 nöbetlerine dikmezdim beni. Sensiz kaldığım ilk günden beri içimden umut uzata dair. Akşamları imzaladım gözyaşlarımla. Seni aramıyor, seni sormuyorsam bu senden vazgeçtim demek değildi. Bir daha böyle sevecek olsam bir kalemde silerdim seni. Sana bir soru sorabilir miyim? Tabii. Sen şimdi delisin ya biraz. Diyene bak. Yok gerçekten biraz delisin ya. Nasıl oluyor yani bu psikolog işleri? Nasıl olabildin psikolog? Peki ben sana bir şey sorabilir miyim? Sor. Sen şu adam mısın? Bir de psikoloğa gideceğim oğlum. Deli miyim lan ben? Bu musun sen? Bir dakika. Benim taklidim mi? Bilmiyorum artık inşallah değil. Aşık olsun sana. Dur. Farz et ben...
Kapını çaldım geldim karşına senin. Dedim ki selamünaleyküm. Terapi almak istiyorum. Nasıl oluyor bu işler? Baya terapi mi istiyorsun şu an? Sen hangi burçsun Aslan? Bir dakika, onlar astrolog değil mi? Burçmuş meseleleri ilgilen. Kesinlikle koçsun. İkizler. Ne? İkizler. Bu arada astrolojiyle ilgili en ufak bir bilgim yok. Oh, eyvah eyvah. Ne oldu? Kötü mü? Yani çok kötü değil işte. Size gelinceye kadar mesela bir şeytan var. Ya sen ama şimdi benim sen benim psikolojimi iyice bitirdin. Nasıl olacak bu seans işi? Sana terapi yapmayacağımı biliyorsun Aslan. Ya var ya. Amma naz yaptın. İki tane Aslan, soru soracaksın. Aslan şu an yapmayacağım bunu. Dur. Uzatma. İki tane soru soracaksın. Ben farz et karşındayım. Seans yapıyorsun. Bana bir tane soru sorma şansın olsaydı. Bir tane. Ne sorardın? Annenle ilişkin nasıl? Bak, güzel bir soru. Cevabı? Gayet iyi. Burası tamamdır abi. Çok teşekkür ediyoruz. Bir ömür boyu mutluluklar. Boy, boy çocuklarınız olsun. Çok olur mu? Çok sağ olun. Teşekkürler. Teşekkürler. Kardeşim, kardeşim. Ay çok güzel her şey. Benim. Gözlerinizden belli. Teşekkürler. Şunu kabul et lütfen. Bak bize de beni hatırlat. Hayır. Lütfen. Konu kapandı. Görüşüyorum. Sağ ol abi. Çok güzel sağ olun. Nazar değmesin size. Sağ ol abi. Görüşürüz. Hadi iyi akşamlar. İyi akşamlar abi. Ay iyi akşamlar. Karanın cimbalları da büktüm yolları. Ne zaman sarhoş oldu da kaldıramıyor yolları. Haklıymışsın valla. O kızlar onları zorladık.
Daha dur, ben sana ne diyorum, bak bu bırakmam. Esas film yeni başlıyor. Aslan ne oluyor, iyi misin sen? Aslan. 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 Sağ çek. Ne oldu? Çek sağ. Şaka mısın sen ya? Bana bak bana. Şaka mısın sen? Ne yaptın sen az önce? Bir şey yapmadım, trafik vardı. Sapaktan ben de saptım. Aslan geberiyorduk, dalga mı geçiyorsun? Neden bahsediyorsun sen? Gerizekalı mı var karşında? Yok estağfurullah. Aslan şimdi mesela bir tane arabadan böyle siyah takım elbiseli adamlar inseler ellerinde silahlarla bizim arabamızı kurşunlasalar mesela. Dönüp seni suçlayamam. Çünkü neyin ne olduğunu bilerek kabul ettim teklifini. Ne olmuş ya? Anlat hele bakayım bana. Tamam, çok güzel bir gece geçirdik. Lütfen rica ediyorum. İçine s**mayalım olur mu? Hadi gidelim lütfen. Bir dakika, ne diyorsun sen? Anlat diyorum sana. Ne neymiş? Aileni diyorum Aslan. Aileni. Hani bir sürü saçma salak yalanlar söylüyorsun ya ailenle ilgili. Hepsine eyvallah ama biraz önce geberiyorduk. Sen kalkmış bana trafikteyiz bilmem ne diyorsun. Beni aptal yerine koyuyorsun. Ne diyorsun sen ya? Sen benim ailemle ilgili ne zaman yalan söylediğimi gördün? Konuşsana. Hangi birinden bahsedeyim Aslan? Hı? Ailem sıradan, annemle aram iyi. Babamın bugün doğum günü. Sen benim ailemi mi araştırıyorsun? Hava bozacak, seni evine bırakayım. Dur, nereye gidiyorsun? Yağmur dinsin, öyle inersin aşağı. Sana ne ya? Sana mı soracağım bir de ne zaman ineceğimi? Sen ne çeşit bir ya? Ha? Seni tanıyor olsaydım ne olacaktı mesela? Maşallah belgeselleriniz olacak kadar meşhur musunuz zaten? Sürpriz yok ki. Sahilde yürürken akşama babamın doğum günü var dedin. Ya senin baban ölmemiş miydi deseydim? Ne yapacaktın? Ha? Seni düşmanların mı gönderdiği yakama mı yapışacaktın? Çizgini aşma. Ne yapmayayım? Çizgini diyorum. Aşma. Bu nasıl? Bu iyi mi? Ha? Aslanların aslanı. Soykanların efendisi. Kural koyar, çizgi çeker. Herkes de uyar ya, ha? Ben uymam. Bak, babanın intiharına üzüldüm. Başın sağ olsun. Hala yaz sürecini atlatamamış olabilirsin, anlarım. Ailenin bütün yükü omuzlarındadır. Bu yüzden tükenmiş haldesindir, bunu da anlarım. İçindeki muhtemelen annenden kaynaklı 13 yaş ergen öfkesini de anlarım. Ama ailesi durumda olan bir tek sen değilsin. Anladın mı? O eşsiz zannettiğin travmaların da kimseye
gibi davranma hakkını vermiyor sana. Anladın mı Aslan Soykan? Yaz bunu kafana bir yere. Dur hele dur. Nereye gidiyorsun sen ya? Devin hocam. Hani sen terapi yapmıyordun? Borcum ne kadar sana? Kaç kuruş? Ya da dur ben de sana bir terapi yapayım ödeşelim. Devin Akın. Ana bipolar, baba narsist. Zaten kız kardeşi biz buraya kadar tanıdık. Her şeyi biliyoruz. Ama Allah bak bir şey öğrendim. Bak çok şaşırdım. Ergun Akın. Aile konusunda salak saçma yalan söyleyen bir tek ben değilim. O beğenmediğin, narsist dediğin, sevgisiz demiş olduğun adam hiç de öyle bir adam çıkmadı. Gayet mutlu mesut bir ailesi var. Çiçek gibi bir karısı var. Yakışıklı mı yakışıklı bir oğlu var. Ulan internette mutlu aile tablosu diye yazsan bunlardan mutlusu çıkmaz. Ya arkadaş. Ya adamın. Ya köpeği bile gülerken 32 dişini gösterir mi ya? Bence bu adamın derdi sizinleymiş. Ya da siz fark etmemişsiniz. Derdin ta kendisi sizmişsiniz. Bu abi de mevzuyu hemen ayıkmış. Yol yakınken sizi de sepetinden... Camı aç. İndir camı. İndir. İndir camı. Ya camı indir. Gel buraya. Gel buraya. Buray bir daha. Sus. Sus. Seslerlerini kur. Sen ömür boyu senin. Sen hayırdır lan?